İnsanların kullandığı yabancı dillerin kişiliğe etkisi nedir? 7 yıldır yurt dışında yaşıyorum. İspanyolca, Türkçe konuşurken farklı kişilik özellikleri sergilediğimi fark ediyorum. Nedeni ne? Net olarak nedenini bilemiyorum ama çok güzel bir Çok gözlem yapmış arkadaşımız. Lisan dediğimiz şey, her bir dil, dünyadaki farklı lisanlar, farklı yapısal özellikler sergiliyorlar. İşte leksikonları, semantikleri, her şeyleri, değişik kelime dizgeleri. Ve aynı zamanda o dilleri konuşan insanların hareket stillerine bakarsan, mesela ben İtalyanca'nın iyisinden anlamam ama arada bir İtalyan kanalı buldum, hele ki böyle talk show gibi program varsa oturur izlerim. Çünkü bilhassa o büyük ağızlı İtalyan hanımefendilerin glabratta falan yaparken böyle elleri kolları sallayıp böyle bir şeyler yapmış, şu tarz hareketler falan, böyle süper eks, ya da İspanyollar mesela devam böyle çırpınırmış gibi bir takım hareketler yapıyorlar. O hareketlerin dilin vurgusuyla ne kadar uyumlu olduğunu görüyorsun. Bu beden dilinin, yani işaret dilinin, el kol hareketlerinin bizim sözlü dilimizin öncülü olduğunu düşündüğünde aslında farklı hareket kalıplarının dile dönüşmüş olabileceğini de sallayabiliriz geçmişe dönük olarak. Bu ne demek? Bugün o dili öğrendiğinizde, özellikle akıcı bir şekilde konuşuyorsanız, o dile ait beden hareketlerini de davranış kalıplarında otomatik olarak alıyor olabilirsiniz. Ben mesela işte İngilizce ders anlatmaya başladıktan sonra şu hikayeye alıştım. Yani code falan derken böyle hani hep bir. Şimdi bakıyorum herkes böyle. Yani bu biraz da işte Türkilizce dediğimiz dilin etkilerinden bir tanesi. Hani plaza dili ve İngilizce eğitim veren fakültelerde sıklıkla gördüğümüz bir şey. O dilin muhakkak bir kültürü temsil ettiğini unutmamak lazım. Yani dil beraberinde bir kültürle geliyor. O kültürün hareketlerine bürünmek hiç anormal değil ama arkadaşımızın kendinde bunu fark etmesi güzel bir şey. Yani çoğu insan bunu fark etmiyor. Mesela ben birkaç tane yurt dışında yaptığım konuşmalar ya da Türkiye'de işte size girdiğim gibi İngilizce derslere girdiğimde video çekimimi izledim birkaç tane. Ya ben değilim ya resmen. Yani Türkçe konuşurken başkayım, İngilizce konuşurken başkayım. Çok değişik oluyor. Ya bu da aslında ayıplanması gereken bir durum değil. Hakikaten o dilin mesela vurguları üzerine. Mesela ben şimdi İngilizce konuşacak olsam burada, yani bir kere ana dilim değil. Öncelikle ondan kaynaklanan bir özel ihtimam olacak. Yani onun üzerine düşüneceğim. Ama o dilin vurgularında işte buna benzer hareketler, artık İngilizce'de özel hareketler var mı? Aklıma gelmedi şimdi. Yapıyor muyum ben İngilizce özel hareketler? Söyle hocam bakalım. şu sık kullanıyorsunuz gerçekten. Bizim o çocuklar şöyle bir şey yapıyorlar. Oo. Evet, bu yeni yeni yayılan bir fenomen gibi tarzı bir şey Evet. oldu Ha, hareket yeni şimdi. yayılan deme, gözünü seveyim. Geçen oğlana yaptım. Nasıl böyle, baba onun modası geçti diyor ya. Mosmor oldum yemin ederim. Ben Hocam de biz çok arkadan yetişiyorsak duruma. ben de ihtiyarlamışım Nazan. Durum çok kötü. Velhasılı kelam, mesela bugünün de muhtemelen işte gençlik dilinin böyle jestleri, mimikleri var. Yani bence hiçbir tuhaflık yok. Hatta şunu gösterebilir. O dilde akıcılığınızın bir ölçüsü olarak kullanabilirsiniz. Yani İspanyolca akıcı oldu mu, İspanyol gibi davranmaya başlıyorsanız iş olmuş demektir. Çünkü iletişim full beden bir şeydir. Yani sadece sözle olan bir şey değil. O yüzden ne kadar iyi kaptırırsanız o kadar iyidir. Tebrik ediyorum bu Hocam gözlem için. konuşurken güzel bir soru daha geldi tam bununla alakalı olarak. Ben çok stresli hissettiğim zamanlarda kendimle İngilizce konuşmaya başlıyorum. Ve kendime bunu nasıl aşabileceğimi İngilizce anlatıyorum demiş. Wow. Bu çok güzel bir anekdot olarak düşünüyorum. Ama size de sormak isterim. Hani kendini yatıştırmak için böyle bir yol bulmuş olması veya stresli anda bu dile sığınıyor olması neden olabilir? Valla ben de deneyeyim, enteresanmış ama Öztürk'ün tabii dil geçmişini bilmek lazım. İki dilli midir, İngilizceyi erken mi öğrenmiştir? Ya da İngilizceyi geç öğrendiği için zihnini yavaşlatmak için mi İngilizce kullanmaktadır? Bütün bu parametrelere göre değişir ama şimdi ben de düşündüm, yani gerçekten şu gergin olduğum zaman kendime İngilizce anlatsam herhalde sakinleşirdim ya. Bak Hocam Öztürk, bu arada aklıma düşürdün yemin ediyorum. ben güzel söyledin. Etkilenmem sebebi de ben aynı yolu kullanıyorum. Biliyorsunuz ben mecburen işler gereği çok fazla İngilizce diyalog halinde oluyorum. Bir şeyden çıkamadığım zaman durup İngilizce düşünmeye başlıyorum. Kendimce şöyle açıklıyorum. Ben Türkçe dilde hani uçtan uca atlayıp o meseleyi devam ettiriyorum. Hani ama İngilizce olunca belli bir kontrol. Hani daha sonradan öğrendiğim bir dil olduğu için belki de tabii yıllara dayanıyor ama belli bir kontrol alıp sakinleyip devam ediyorum o diyalogda. Benim de aynı düşündüğüm bir şeydi bu. Onun için Oo, kız direkt görüntü aklıma ne kaydı. geldi bu arada? We can make this Q&A sessions in English for the entire world, you know? We can do Yeah, it. right, but
Not now, maybe. Not now, but of course we should prepare. Especially I must prepare because it's not easy to talk every time. Pardon arkadaşlar, geri dönüyoruz, coştuk. Ben şimdi zaten Hazal'ı görünce İngilizce konuşmaya çok yatkınım çünkü İngilizce psikolojiden öğrencim de ilk başta. Orada böyle kaptırırken alışkanlık oluyor. Hocam arada şey soranlar oluyor. Ben kimim? Yani Hazal kim diye soranlar oluyor. Kimsin Hazal sen hakikaten? Kimsin yavrum? Kimim? Ya ben kısaca ben de hani ona bilgi vermiş olayım çünkü bu kaç haftadır devam ediyor. Arkadaşlar ve bütün seyirciler, herkese söyleyeyim. Ben Ayşe Naz Hazal Sezen. Ben klinik psikoloğum. Üsküdar Üniversitesi'nde şu anda araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Sinan Hoca ile de benim öğrencilik yıllarımdan beri birlikte çalışıyoruz. Daha önce nöropazarlama araştırmalarında olsun, başka evrimsel psikoloji çalışmalarında olsun birlikte çalışıyorduk. Ve hala da devam ediyoruz. Hani benim hakkımda merak edilenler kısaca böyle. Daha yolun başındadır, bakalım neler olacak göreceğiz.